Record. 3, 2, 1, kayıt. Arka dişler, yan dişler ve ön dişler. Akşam akşam elektrikten mi bahsedilir deme. Tam zaman. Neden? Bak şimdi elektriği kapatıyorum. Gördün mü? Ya şimdi açıyorum. Evet. İşte ışık, işte elektrik, işte medeniyet. Hadi gelin bu medeniyeti öğrenelim. Arkadaşlar ne demiştik? Nötr bir cisim artı veya eksi yüklü bir cismi ne yapardı? Çekerdi, hatırlıyor muyuz? Tamamız değil mi? Bakın nötr cisim artı yüklü cismi yine çekme kuvveti uyguluyordu. Nötr cisimlerse sevgili arkadaşlar birbirlerine hiç alakasız elektrik alamıyorlar. Elektrik alamıyorlar. Amca 70 yaşında programa gelmiş, evlenme programına. Diyor ki ben hiç elektrik alamadım. Ya amca zaten öleceksin gideceksin. Ne elektriğinden bahsediyorsun? Yani seni 120 volt çevrene bağlasak yine bir şey olmaz. Evet. Arkadaşlar geldik. Tabloda bazı cisimlerin sahip oldukları yük miktarları gösterilmiştir. Buna göre bu cisimlerin birbirine etkisini, bunu işledik zaten, geçiyorum burayı. Evet, burayı da yapmıştım, geçiyorum. Elektriklenme çeşitleri. İşte arkadaşlar, zurnanın zırt dediği yer burası oluyor. Zurnanın zırt dediği yer burası ne demek? Arkadaşlar, sürtünmeyle demek ki bir şey elektriklendirilebiliyormuş. Bunu görüyoruz. Dokundurarak, bir şeye dokundurarak elektriklendirebiliyormuşuz. Bunu da göreceğiz. Bir de etkiyle, bir şeyin etkisi altına alarak, evet, bir şeyi şimdi asistanıma cevap veriyorum bir yandan da, baba diyor, balonu diyor kafamıza sürterek diyor elektriklendirebiliriz diyor. Onu anlatıyor da asistanım, ona okey veriyorum. Evet, etkiyle elektriklenme, ya birinci sınıfa gidiyor, daha gidecek yani, yeni başladık. Daha ne anlatacağız ileride bilmiyorum. Değerli arkadaşlar, nasıl olur bilemeyeceğim. Evet, arkadaşlar elektriklenme çeşitleriyle ilgili deneyler yapıp sonuçlarını gözlemleyeceğiz. Zaten bu noktada LGS'nin bize soracağı sorular da buradaki deneylerden gelecek. Tıpkı kimde olduğu gibi fotosentez, hatırladın mı? Fotosentez deneylerini hatırladın değil mi? Hatırlamadıysan geçmiş videolara bak. YouTube kanalı gibi oldu ya burada. Evet, geçmiş videolarımızda var. Arkadaşlar geldik sürtünmeyle elektriklenme, adı üstünde bir şeyi sürtünerek elektriklendiriyoruz. Arkadaşlar hatırlar mısınız Robinson Crusoe, Daniel Defoe'un meşhur romanı. Amcamız orada çubukları birbirine sürte sürte ateş yakmıştı, hatırladınız mı? Hatırlıyor musunuz? Ben söyledim, Survivor'da öyle mi yapılar, nasıl oluyor? Bilen var mı? Survivor'da ateş veriyorlar mı? He? Kimseden sesi yok. Oltaya gelir. Bilmiyorum ki. Bak, oltaya ben hiç bilmiyorum hocam. Survivor ne? O ne ya? Ben onu izlemedim, hiç duymadım defa. Ya bırakın ya. Ya bırakın, Türkiye'nin %90'ı izliyormuş. Bir ben izlemiyorum herhalde ya. %90'ı izliyormuş kardeşim, bu kadar rating nereden alıyor bu? Hocam vallahi billahi izlemiyorum. Vallahi izlemiyorum hocam. Ben LGS öğrencisiyim. Neyse. Arkadaşlar o sürtünürken oluşan şey nedir? O ateşin çıkma noktası ne biliyor musunuz? Elektron atlaması. Ya yani ateşi bulmuşlar ya, aslında elektrik üzerinden bulmuşlar. Sürtündüğünde elektron atladığında kıvılcım çıkıyor. O kıvılcımla ateş yakıyor. Anlaştık mı? Ya. Evet, biz ama işimize bakalım. Arkadaşlar bakın, yün kumaşımız var. Bir de plastik çubuk. Bunu bazı yerlerde ebonit çubuk diye de duyabilirsiniz. Duydunuz mu? Ebonit. Böyle gıcıklık olsun diye sorularda plastik demez de ebonit çubuk da diyebilir. Arkadaşlar plastik çubuğumuz da nötrdü. Yünlü kumaşımız da nötrdü. Başlangıçta ikisi de nötr olan çubuk ve kumaşımız sürtülürse yün kumaştan plastik çubuğa eksi yük geçiş olur. Bak. Dikkat et. Yün kumaştan plastik çubuğa ne geçti? Negatif yük geçti arkadaşlar. Dolayısıyla plastik çubuk aldığı için borçlu olduğu, hatırlıyoruz değil mi?
alan borçlu olur ve negatif yüklenirdi. Doğru mu? Periyodik tabloda söylemiştim. Hatırladınız mı? Elektron veren artıya geçiyordu. Alan ekside oluyordu. Alan negatif olurken veren böbürleniyor. Artıda oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla plastik çubuğumuz negatif yüklendi. Bir önceki dersin hatırla. Negatif yüklenmek neydi? Eksilerin sayısının artıların sayısından fazla olmasıydı. Hatırladık mı? Evet. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane eksi, 2 tane artısı var. Devam edelim. Kumaşımız buna eksi verdiği için bakın artılar artık çoğunlukta kaldı. Dolayısıyla bizim kumaşımız ne yüklendi arkadaşlar? Pozitif yüklendi. Dikkat! Zıt yükle yüklenir demek bir cismin pozitif, diğer cismin negatif yüklenmesi demektir. Neymiş arkadaşlar? Yıldız koyuyoruz şuraya, not alabilirsiniz. Sürtünme ile elektriklenmede cisimler ne yüklenirmiş? Zıt. Kaptık mı? Efe, Bade, Nazan, Kaya, Eklem. Tamam mıyız? Sürtündüğünde birisi artıysa biri kesin eksi oluyor. Okey? Zıt yükleniyor. Notumuzu alalım. Evet. Arkadaşlar bakın ipek kumaşla da cam çubuk deneyi yapılmış. Başlangıçta ikisi de nötrmüş bunların. Birbirine sürtünürse cam çubukta ipek kumaşa eksi yük geçişi olurmuş. Bakın cam çubukta ipek kumaşa elektron yani eksi yük geçişi olduğu için yün kumaşımız arkadaşlar negatif yüklenir ve cam çubuğumuz ise pozitif yüklenir. Evet, arkadaşlar yine sorulabilecek bir örneği burada söylemiş. Plastik olan ürünler, balon, tarak, ebonit, çubuk vesaire yün kumaşa veya saça sürtülürse negatif yüklenirler. Dikkat dikkat, plastik şeyler eğer yün kumaşa veya saçımıza sürtülürse arkadaşlar negatif yükleniyorlar. Bizim saçlarımızda pozitif yüklendiği için ne oluyor? Kalkıyor. Değil mi? Hatırlayın. Parktaki çocuklar kaydıklarında yünlü kumaşlardan eğer yapılmışsa ne olur? Saçlar bonissimo. Kredi kartı yani kredi kartı reklamında oynayabilir. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Plastik çubuk yün kumaşa. Cam çubuk ise ipek kumaşa sürterek elektriklendiriliyor. Buna göre cisimlerin birbirine etkisi nasıl olur? Plastik çubuk, cam çubuk. Birbirine etkisi çeker arkadaşlar. Dikkat! Diyor ki plastik çubuk yün kumaşa, cam çubuk ise ipek kumaşa. Böyle olduğunda ne oluyordu hatırlayalım. Bakın cam çubuk negatif yüklenirken, pozitif yüklenirken bakın bu negatif yükleniyordu. Dolayısıyla birisi pozitif, birisi negatif yüklendiği için burada cam çubuğumuz pozitif, plastik çubuğumuz negatifti. Dolayısıyla birbirini çeker. Plastik çubukla ipek kumaş. Arkadaşlar ipek kumaşa gidiyorum. Bakın ipek kumaş son durumda ne yüklenmişti? Negatif yüklenmişti. O zaman arkadaşlar dikkat dikkat bu ipek kumaş negatif, plastik çubuğumuz da negatif olduğu için birbirini itecektir. İsterseniz şöyle yazayım, kafanız daha net otursun. İpek cam. İpek cam olduğunda cam artı, ipek eksi. Sonra plastikle arkadaşlar neydi yün? Burada yün artı, plastik eksi. Tamam mıyız? Unutmayız değil mi bunu? Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz cam çubuk cam artıydı, yün de artıydı, birbirini itecek. Plastik çubuğumuz eksiydi, yün kumaşımız artıydı, birbirini çekecek. Cam çubuk ipek kumaş sürülürse arkadaşlar cam artı ipek kumaş eksi birbirini çekecek. Plastik plastik olursa itecek, cam cam olursa yine itecektir arkadaşlar. İkisi de aynı madde olduğunda zaten iter. Evet, ipek kumaş plastik çubuğa, cam çubuk
yün kumaşı sürtülürse negatif yük geçişi gözlenmez. Yani elektriklenme olmaz. Dikkat sevgili arkadaşım. Bak bu ipek sadece cama, yün plastiğe. Fakat burada ne dedi? Dikkat et. İpek plastiğe, ipek plastiğe olmuyor. İpek kime gidebiliyor? Cama. Bunu nasıl kodlayalım? İpek diye bir çocuk var, elinde cam bir şey taşısın, olur mu? Kodlayalım mı böyle? Mesela hemen sorayım. Fenolfetileni nasıl kodlamıştık? Evet söyleyin. Fenolfetileni diye bir tane kadın vardı, elinde pembe oje vardı. Ya unutur musun? Unutmazsın. İpeğin de cam bir şey taşıdığını unutur musun? Unutmazsın. Hatta şöyle yapalım mı? İpeğin taşıdığı cam bir akvaryum olsun, üstünde de artı yazsın. Cam akvaryum taşısın ipek elinde, üstünde artı yazsın. Bu da ipek olsun. Çok güzel çiziyorum. Cin ipek. Evet, cin ipek çizdim bir tane arkadaşlar. Bugün anaokuluna giden kızı var. Okulda resim çizdirmişler, aile resmi. Her hepimizin saçlarını çizmiş, kendisinde saç yok. Alta not düşmüş öğretmene, demiş ki saçım yok zannetme, arkadan topladım demiş. Ya arkadaşlar evet, bizim çocuğumuzun saçları da burada olsun. Biraz onun resmine benzedi. Evet. Güzel. Unutmazsın değil mi? Bunun adı ipek, artılı bir cam kase taşıyor. Yani akvaryum. Demek ki bu artıysa ipek de zaten eksi yüklendi. Bunu bilirsin. Okey. Arkadaşlar dolayısıyla ipek plastikle bir şey yapsam etki yok. Tamam. Unutma. Cam çubukta yün kumaşı sürtülse yine etki yok. Bunu unutmayın. Bu maddeler birbirine özel. Pozitif yüklü plastik arabalar kürelere yapılan bir işlem sonrası ok yönünde hareket ediyor. Küreler üzerinde yapılan işlemleri yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bakın, artı yüklü bir şeyi çekiyor. Demek ki bu plastik küre ne yüklendi? Eksi yüklendi. O zaman ne olmuştu arkadaşlar? Plastikle kimin etkileşimi vardı? Yünün değil mi? Çünkü bizim ipek camla etkileşiyordu. Hatırladın mı? Biraz önceki. Demek ki buna yün kumaş sürtmüşüm. Yün kumaş çünkü bunu negatif yükleyecektir. Dolayısıyla arabayı çekecektir. Diğerine bakalım. Cam küre. Ha, ipek geldi aklıma. Cam deyince ipek geldi. Ha, cin ipek. Arkadaşlar itmiş. Artı yüklenecek. Demek ki cam küreye bizim ipek kendini değdirmiş. İpek kumaşımız. Arkadaşlar artı yüklemiş ve araba gitmiştir. Bakın aşağıdaki soruya. Negatif yüklü plastik arabanın ok yönünde hareket etmesi için hangi özellikteki kürelerin bölümlere yerleştirilmesi gerekir? Evet, kim söyleyecek? Ok yönünde gitmesi için. Birdekinin ne olması lazım? Artı mı eksi mi? Bir için. Bunu iteceği için bir eksi olmalıdır. Doğru mu arkadaşlar? İkinin ise artı olması lazım. Peki bu durumda hangisi ne olabilir? Söyleyebilir misiniz? Evet. Hocam birin ikincisi yün almayacak mı? Evet, ikincisi arkadaşlar ipek olacak. Dikkat edin, dikkat. İkincisi ipek olacak. Arkadaşlar şey, cam küre olacak. İpek demiştik ya. İpeğe sürtülmüş cam küre olması lazım. Neden? İpeğe sürdüğüm cam küre elimdeki ipeğin neydi? Artıydı. Hatırladık mı? Hatırladık mı? Artı oluyordu. Artı cam küre olması için ipek kumaşına sürtmem lazım. Diğeri de plastik olacak. Plastik bir küre olacak ama o da neye sürtülmüş olacak? Yüne. Anlaştık mı? Evet, bunu da nasıl canlandıralım? Plastik bir bebeğimiz olsun. Plastik bir bebek. Tamam mı? Bu kafasında plastik bebeğimizin ne olması lazım? Arkadaşlar zıt yükleyeceğimiz için ne olacak? Ne olsun? Plastik küreyi bire koyarsak
plastik küreyi koyarsak arkadaşlar, eksi yüklü bir plastik küre koyalım. O da ne yapsın? Onu itsin arkadaşlar. Bunu da böylece geçelim. Evet, bakalım yine bir balon sorusu. Saça sürtülmüş bir balon naylon iple tavana asılıyor. Balona bazı cisimler yaklaştırılıyor. Tabloyu doldurunuz. Arkadaşlar, iki yönünden yün kumaşa sürtülmüş plastik çubuk. Plastik çubuğumuz ne yükleniyordu? Hatırlayalım. Eksi. Eksi yükleniyordu. Evet. Ve balonun hareketi. Balon saça sürtüldüğüne göre balon ne yüklenmiştir? Evet. Bakın balon ne yüklenmiştir? Hemen söyleyelim. Bakın. Arkadaşlar, yün kumaşa veya saça sürtülürse ne yükleniyordu? Negatif. O zaman ne olacak arkadaşlar? Dikkat edelim. O zaman bunlar birbirini ne yapacak? Bitecekler. Çünkü bu eksi demiştik zaten. Bu kardeşimiz de eksi. Buradan yaklaştırdığım için bir yönünde gider. Doğru mu? İki yönünden ipek kumaşa sürtülmüş cam küre. Cam küre ipek kumaşa sürtülürse artı yüklenecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki yönünden yaklaştırdığım için artı iki yönüne çekilecektir. Doğru mu? Kendine doğru çekecektir artı. Bir yönünden saça sürtülmüş tarak. Saça sürtülmüş tarak ne olur? Eksi yüklenir. Dolayısıyla buradan geldiğim için eksi eksi iter. Bu tarafa hareket eder. Doğru mu? Bir yönünden ipek kumaşa sürtülmüş cam çubuk artı yükleneceği için bir yönünden eğer artı bir şey yaklaşırsa bir yönünde kendine doğru çekecektir. Okey? Evet. Bunu da söylemiş oldum. Sorusu olan var mı? Çağal, Ekrem, Ece, yok Ece. Hocam benim. Yok. Yok hocam. O zaman benim bir sorum var. Bakalım kim yapacak? Arkadaşlar 9 tane 9'u dört işlem kullanarak sadece 1000 yapabilir misiniz? 4 işlem toplama, çıkartma, çarpma, bölme yaparak 1000 sayısını elde edebilir misiniz? Hocam buldum. Çok kolay. Evet, kim buldu? Hocam 999 hocam ben buldum. Hocam 999'u 999'a bölürüm hocam. 1 eder. Sonra hocam 1'e de 999'u toplarım 1 eder. Harika. Çağrı olayı çözdü. Bunu alırsın. Bunun altına bölü olarak koydun. Bunları da ikisini de kullanmış oldun. Ama burası hocam daha farklı cevapları da olabilir. Bunları da bunu toplarsın. Bil. Efendim? Bu sorunun daha farklı cevapları olamaz mı? Ne gibi? Mesela hocam 999 işte o sayıyı tam bine direk şekilde bölsek sonra sıfır eklesek. Mümkün değil. Olmaz mı? Olsa tükkan senin. Ama yok. Olsa tükkan senin. Yapacak bir şey yok. Evet. Çağrı'nı tebrik ediyoruz. Güzel çözdü. Hızlı çözdü. Arkadaşlar sürtünmeyle elektriklenmeyi anladık mı? Tamam mıyız? Peki. Şimdi arkadaşlar geldik dokunmaya. Ben buldum farklı bir yöntemini. Tamam, bana yaz. Tamam mı? Tamam. Peki. Arkadaşlar geldik dokunma ile elektriklenmeye. Şimdi sürtünmede ne yükleniyordu? Zıt yükleniyordu. Hatırladık değil mi? Bak unutma. Sürtünme ile elektriklenmede zıt yükleniyoruz. Ve şunu unutma. İpek camda nötr olduğunda bu artı yükleniyor, bu eksi. Yün kumaş plastik. Bu eksi yükleniyor, bu artı. Unutma bunu, tamam mı? Şimdi geldik dokunmayla elektriklenmeye. Arkadaşlar, dokunmayla elektriklenmeli cisimler ya aynı yükle yüklenir ya da iki cisimde nötr olur. Bak bunu unutma. İki cisimde nötr olur. Dokundurduk ya, ikisi de ya aynı olacak ya da nötr olacak. Okey? Mantığı çok basit, birazdan anlatacağız. Arkadaşlar buradaki bakacağımız olay, ikisi
toplam yükü paylaşacaklar. Anlaştık mı? Toplam yüke bakacağız. Dolayısıyla arkadaşlar, Ekrem sen derse dön. Ben sadece 9 tane 9 kullanacaksın dedim Ekremciğim. Tamam? Evet. Arkadaşlar, eğer iki cismin yükünü topladık, sonuç artı çıkıyorsa bade, ayırdığımızda bu iki cisimde artı yüklenir. Fakat çağ toplam yük eksi olursa, ikisinin toplamının yükü eksi olursa, iki cisimde eksi yüklenir. Atıyorum bir cisim artı 5 yüklüydü, diğer cisim eksi 5. Bunları birleştirirsem, dokundurursam ne olur? Artı 5, eksi 5 birbirini götürdüğü için ikisi de nötr olur. Anlaştık mı? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar toplam yük sıfır olursa iki cisim de nötr olur. Bu sebeple dokunma ile elektriklenmede kesinlikle zıt yükle yüklenmek diye bir durum söz konusu değil. Anlaştık? Sürtünme ile elektriklenmede zıt yüklenme var. Dokunma ile elektriklenmede ya aynı olacaksın ya nötr. Peki. Dokunma ile elektriklenen cisimler aynı yükle yüklendiklerinde bir sonra sonra birbirlerini ne yapacaklar? İtecekler değil mi? İkisi de artıysa veya ikisi de eksiyse itecekler. Evet, buna da dikkat. Arkadaşlar bakın, şekil 1'e bakın. Şekil 1'de bakın, buna diyelim ki 4 tane artısı olduğu için artı 4 diyelim. Buna eksi 2 diyelim. Şimdi arkadaşlar biz bunları dokundurduğumuzda bu eksiler şu 2 tane artıyı yiyecek mi? 7. Değil mi? Bir artı bir eksi yiyebilir. Sonuçta kaç tane yük kaldı? Artı 2 yük kaldı. Bunlar özdeş küre oldukları için arkadaşlar o 2 taneyi birbirine ne yapacaklar? Paylaşacaklar. Tamam? Birbirini paylaşacaklar. Fakat altını çiziyorum. Küreler özdeş. Bak küreler özdeş. Küreler özdeş olmazsa olay karışır. Evet. Arkadaşlar aşağıya bakıyorum. A küresi ve B küresi var. Yine artı 4'e eksi 2. Bakın arkadaşlar birleştiler. Bunlar. Dikkat edin. Bakın arkadaşlar. Son durumda sonuçta A küresinde bir adet artı yük, B küresinde ise bir adet ne oldu? Artı yük olur. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat, artı yükler hareket etmezdi. Nasıl oldu da B küresinde artı yük oldu diye aklınıza gelebilir. Doğru mu? Artı yükler hareket etmezdi. Peki arkadaşlar burada ne olacak? Burada aslında artı yükler hareket etmedi. Gidenler kim oldu? Eksi yükler bir yerine gitti. Anlaştık mı? Artı yükler bir yere gitmedi. Eksi yükler gittiği için bu kardeşimiz artı olarak fazlalıkta kalacak. Dokunma ile elektriklenmede farklı çaplara sahip küreleri yük paylaşımı ne zaman görülecekmiş? Lisede. Çok kolay da girmeyeceğiz onlara. Biz hepsi özdeş küre vereceğiz. Okey? Yani aralarında paylaşacaklar. Lisede küreler özdeş olmayacak. Evet. Arkadaşlar bakın. A küresi, B küresi. Bak bu artı 4 yüklü. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eksi 8 yüklü. Toplam yük ne olur? Doğal sayılarda toplama gibi yaparsak eksi 4 olur. Doğru mu? Artı 4 ile eksi 8'i toplarsak Ece ne olur? Eksi 4 mü olur? Olur mu? Olur. Şimdi bugün altılara dersim vardı. Şey yapıyorum. Birkaç öğrenci dersten korktu. Ne yaptım biliyor musunuz? Hemen bir olta attım. Yanlış bir şey söyledim ama o kadar bariz yanlış söyledim ki. Yani 2 üzeri 6 128'dir mi dedim. 2 üzeri 6 64 müdür dedim. 2 üzeri 6 kaç ya bu arada? 64 değil mi? Ya bir olta da size atayım dedim ama yemeyenler yemedi, yiyenler yedi. Tabi orada böyle 256 dedim. Çocuklar da evet hocam 256 falan. Ya dedim uyuyor musunuz? Hayırdır ne 256'sı? Size de tersten olta attım. Gelmediniz. Neyse. Evet bazen böyle olta atarım. Yani eksi 4 derim değildir ha. Bak yani bak. Hak ediyorum ben hemen. Eksi 4 değilse bana söyle. Evet. Arkadaşlar sonuç eksi 4 olduğu için bu iki küremizde ne yüklenecektir? Eksi yüklenecektir. Anlaştık mı? Peki şöyle olsaydı ne olacaktı?
Yine özdeş kürelerimiz var. Artı 7, bu da eksi 7. Birbirine dokundurduk. Dokundurmak önemli. Ne olacaktı son durumda bu küreler? Duyamadım. Dokundurdum, ayırdım. Ne olacak? Söyleyin. Allah Allah. Söylesenize Nazan. Nazan, orada mısın? Hocam. Evet. Hocam. Nötr değil mi? Nötr. Bu kadar basit. Nötr olur. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü artı ile eksiğin toplamı artı ile eksi 7 sıfır olacağından nötr olur. Yük durumları gösterilen küreler dokundurulmuş. Bu ne olur? Bakın arkadaşlar, ikisi de artı artı olduğu için, eksi eksi olduğu için yine dokundurduğumuzda da eksi yüklenecek. Bakın, artı ile nötrü dokundurmuşum. Toplamda artı yük fazlalığı olacağı için ikisi de artı olur. Dikkat et ha. Nötr'e de dikkat et. Arkadaşlar, bakın ikisi de aynı derecede oldukları için bunlar da nötr oldular. Anlaşıldı mı? Tamam mıyız? Pekala. Arkadaşlar, zıt elektrik yükleriyle yüklenen F ve R küreleri birbirlerinin şekildeki gibi çekiyorlar. Bu küreler yalıtkan iplerle tutularak birbirine dokundurulursa oluşabilecek son denge durumlarını soruyor bize. Evet. Oluşabilecek son denge durumları. Birbirini çekiyormuş, dokundular ve bırakıldılar. Bak sevgili dostum, ne olabilir? Bir, yük miktarları farklı ise aynı yükle yüklenip birbirlerini ne yapacaklar? İtecekler. Çünkü dokundurma ile elektriklenmede ne vardı? Aynı yükle yüklenmek vardı arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar bir müddet sonra ikisi de aynı olduğu için birbirini ne yapar? İterler. Burası anlaşıldı mı? Emin miyiz? Son kararımız mı? Mutabık mıyız? Bir de böyle bir yarışma var biliyor musunuz? TRT'de vardı. Tarih yarışması. Mutabık mıyız? Mutabık ne demek hocam? Efendim? Mutabık ne demek? Ya aynı fikirde miyiz bu konuda demek? Eski dilde. Mutabık mıyız? Bir tane de adam geldi, hiçbir kere bile mutabığız diyemedi. Yani mutabık dedi, bir şeyler değişik değişik şeyler söyledi. Ya kardeşim, mutabık kelimesini söyleyemiyorsan yarışmaya niye gidiyorsun? Evet. Hayır, aynı şeyde değilsek, son kararınız değilse Hamdi Bey'den bir teklif alacağım da o yüzden. Bir de böyle bir şey vardı değil mi? Hamdi Bey'den teklif almak diye bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Arıyorlardı telefonla. Yok. Kutumda büyük hissediyorum, küçük hissediyorum. Onları siz hatırlamıyor musunuz? Allah aşkına ne kadar şanslısınız ya. Süpersiniz, çok şanslısınız. Böyle saçma geri zekalı bir yarışma görmediniz çünkü. Arkadaşlar böyle saçma bir şey olmaz. Acun 20 tane adamı topluyor. Hepsinin kutularının içinde büyük ya da küçük var. İşte 500 milyar var, 1 lira var, 50 lira var falan. Kutuları açtırıyorsun. En son ya seçtiğin kutuya kalacaksın ya da diğerini seçeceksin. Arada Hamdi Bey diye bir adamdan da banka teklif geliyor. Diyor ki işte kutusuna gitmesin, sana şu kadar para vereyim. Hani kutunu isteme diyen 500 milyar var. Sana 100 milyar vereyim, kutuna şey yap. Arada da heyecan yaptırmak için bunu yapar. Evet, Hamdi Bey'den bir teklif alıyoruz falan. Ya böyle saçmalık mı olur ya? Arkadaşlar gülme, Acun öyle zengin oldu. Ya o saçma salak programlarla zengin oldu. Ya daha ilginç yarışmalar var da ben şimdi girmiyorum. Mesela yerin açılıp içine düştükleri bir yarışma var. Biliyor musunuz siz onu? Gördünüz mü? Suyun içine düşüyorsun. Ya manyak mısın? Suyun içine düşeceğin bir yarışmaya niye gidiyorsun kardeşim? Şanssız olduğunuz bir yan var. O da şu. Düşünsene. Yapar mısın aşkım diye bir program var. Abi böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Benim kocam kafasıyla 20 tane yumurta kırar. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Öbürü gaza geliyor. Diyor ki hayır diyor, benim kocam diyor 1 dakikada 100 tane kırar. Öbürü daha da gaza geliyor. Benimki 500 kırar. Arkadan adam bağırıyor. Yapma yapma, kıramam yapma. Arkadaşlar bu ne ya? Lan yarın bir gün çocukların izleyecek seni ya. Ya. İkinci derste size güzel bir yarışma göstereceğim. Hadi bakalım. Dikkatleri topladık mı? Evet. İyi, tamam.
amacıma ulaştım. Arkadaşlar aynı yükle yüklendikleri için atıyorum artı artı veya eksi eksi yüklendiler birbirlerini bir müddet sonra itecekler. Bir de ne olabilir? Bunlar aynı yük miktarına sahiptirler. Paylaşacak bir yükleri kalmaz. Nötr olurlar, o zaman da böyle kalırlar. Doğru mu? Değil mi? Yükleri aynıdır. Birbirlerinin yüklerini tüketirler. Dolayısıyla arkadaşlar ne olur? Hareketsiz, nötrde kalabilirler. Anlaştık mı? Kayra'cığım anlaştık mı? Evet hocam. Aferin. Sıkıysa anlaşmadık da falan diyor. Hayır, anlaşmadıysak anlaşmamıştır. Söyleyin, anlatırız bir daha. Evet, yük miktarları şekildeki gibi olan kürelerden P küresi yalıtkan sapından tutularak, bu önemli, yalıtkan sapından tutmak önemli, neden? Arkadaşlar size anlatmışımdır belki. Bir tane adam elektrik çarpıyor, öbür adam onun titrediğini görüyor, onu kurtarmak için ne yapıyor? Kafasına sopayla vuruyor. Adam elektrikten ölmüyor, arkadaşının kafasına sopayla vurmasından ölüyor, biliyor musunuz? Daha ilgincini söyleyeyim. Karadeniz'de bir elektrik firmasında çalışan iki işçimiz, bak bir elektrik firmasında çalışıyorlar. Bir arkadaş elektriğe kapılıyor, öbürü de onu kurtarmak istiyor. Arkadaşlar ikisi birlikte ölüyorlar. Kardeşim biz elektriği getiriyoruz değil mi? Ayağımız toprağa değiyor. Yalıtkan hale getirsene kendini. Ya elektrik üstlerinden geçiyor arkadaşlar. Evet. Aman arkadaşlar elektrik tehlikeli. Bu gözler maalesef fırtınalı bir gecede bir Ayyaş'ın üzerine düşen yüksek gerilim hattında kömür olmuş halini gördüm ve bunu gördüğümde sadece 10 yaşındaydım. Bir dakika, neyin üstüne? Bir tane Ayyaş, içkici bir adam bizim mahalledeki yüksek gerilim hattı kopuyor gece, çok fırtınalı bir gece. Adamın üstüne düşüyor, adam içkici belli yani, kim olduğu bilinmiyor mahallece. Adam sen orada öl. Kömür olmuş ya. Çocuğum gördüm. Sipsiyah kömürleşmiş ceset gördüm arkadaşlar. Aman ha. Elektrik çok tehlikeli. Aman. Evet. Neyse biz işimize dönelim. Yalıtkandan gelmiştik. Yalıtkanın ne olduğunu biliyoruz değil mi? Elektrik çarpmıyor yani. Evet. İletmeyen. Önce R küresine gelmiş. Bu P küresi önce buna değmiş. Yetmemiş. Sonra da S küresine dokundurulmuş. Son yükleri ne olur? Şimdi sevgili arkadaşım bakın, P ile R birbirine değdirildiğinde ikisi de artı artı olduğu için R yine artı kalacak mı? Kalacak. P de yine artı kalacak. Doğru mu? Çünkü ikisi de artı. Birinci olayı anlatıyorum. Sonra bu bizim arkadaşlar bakın, R küremiz artı 3. Burada yük paylaşımını da göze almış. Bakın iki tane bunda var. Artı 2. Artı 4 ve bunda var. Toplam artı 6 mı oldu? Değil mi? Artı 6. O zaman dokundurup bıraktıktan sonra ne oldu? Bu kardeşimiz de artı 3 artık. Bu kardeşimiz de artı 3. Neden? Özdeş küreler oldukları için. Yarı yarıya paylaştılar. Tamam. Ecrin anladın mı burayı? Tamam. Arkadaşlar toplam yükü 2'ye böldük. Artı 6. Şimdi bu R küremiz artı 3. P küremiz artı 3 ile kime dokundu geldi? Buna dokundu. Bunda var artı 3. Bunda var eksi 5. Toplam yük ne olur sevgili arkadaşlar? Eksi 2 mi? Eksi 2. Sonra ayrılınca kardeş kardeş paylaşacaklar. P'de kalacak eksi 1. S'de kalacak eksi 1 mi? Doğru mu? Kardeş kardeş paylaştılar. Anlaşılmış mıdır? Pekala. Güzel. Arkadaşlar bir deneyimiz var. Yük dengesini bozalım demiş. Bakın iletken ve bir dakikamız kalmış bu arada. 8'de ikinci derse başlayacağız. İletken ve nötr R cismi yük dengesinin bozulması için bazı deneyler tasarlanıyor. Bu deneylerle yük dengesinin bozulup bozulmayacağını işaretleyiniz demiş. Arkadaşlar bakın, eksi yüklü iletken cisim R cisimine dokunduruluyor. Yük dengesi bozulur mu, bozulmaz mı? Arkadaşlar, yük dengesi bozulur. Yük dengesi demek, cismin nötr olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla arkadaşlar, R cismimiz bu nötrdü ama eksi değdirildiği için
eksiler paylaşılacak değil mi aralarında? Dolayısıyla arkadaşlar negatif yüklenecek. Buna bakın, yine artı yüklü bir cisim de yaklaştı. Değdirirsek yine bir COVID vakaları gidiyor bizim ambulanslar. Duyuyorsunuz. Evet. Arkadaşlar nötr etken cisim R cisimine dokunduruluyor. Arkadaşlar nötr cisim dokundurursak yük dengesi bozulmaz. Herkes ilk olduğu yükle geri kalır. Anlaştık mı? Evet. O zaman ikinci derste saat 20.00'da Allah nasip ederse görüşürüz.